Merhaba arkadaşlar, bugün yine güzel bir oyumuz var arkadaşlar. Yelpaze modelimiz biraz ağır dursa da güzel arkadaşlar. Öncelikle çimenimizi yapalım. Aramızda önce yelpazemizi yapmışız, daha sonra boşluk olarak 6 tane çimenimiz var. Daha sonra fazladan 3 çimen daha yapacağız. Sonra yelpazemizi, çiçeğimizi yapacağız. Şimdi ben çimenleri kaldığım yerden yapmaya devam edeyim arkadaşlar. Çimenlerimiz arkadaşlar aynı sürafamızı batalım. Bu çimenlerimiz 6 tane olana kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Çimenimiz 6 tane oldu arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizi yapacağımız yerin çimenini yapacağız. Evet, yapalım. 2 tane zürafa yapalım. Zürafadan sonra yine üçüncü zürafamıza, pardon, bir tane zürafa yaptık, buna da şimdi biz çimen yapacağız. Bu çimenlere çiçeğimizi yapacağız. Aynı yere yine aynı şekilde çimen yapalım. Aynı yere batalım. Tekrar yazmamızı kıvırarak, kenarı yapılmadığı için daha önceden kıvıralım yazmamızı. İki tane zürafa yapalım. Üçüncüye de yine bir tane daha çimen yapalım. Bu zemine 3 tane bu şekilde çimen yapacağız. 2 zürafa yaparak, boşluk yaparak. Yine aynı şekilde. Bu ortadaki çimenimize de minik bir tane kibrik yapalım. Daha sonra dolgumuzu, çiçeğimizin dolgusunu bu ortaya yapmak için. Evet. Yine aynı şekilde dibine yine iniş yapalım. Kenardan biraz farkı ibik koyduk ve buraya dolgu yapacağız çiçeğimizi yapmak için. Bu yanlardan da tutturacağız. Sonra yine yazmamızı kıvırarak, İki tane zürafa yapalım. Üçüncüye de yine çimen, normal çimen yapalım. Bu yaptığımız, araya yaptığımız çimenlerden yapalım. Sadece farkımız, bir tane farklı olan, çiçeğimizi yapacağımız bölgenin çimeni farklı olan. Farkı da sadece bir tane minik ibik koyduk çiçeğimizi yapmak için. Aynı şekilde aynı yere yine bir tane çimeni yapıyoruz. Yine aynı yere batalım. Yine aralarımıza birer tane zürafa yapalım. Birer çimen.
Bu çimenlerimiz 6 tane olana kadar ara mesafemiz devam edecek. Yine aynı yere çimenimizi yaptık. Bir zürafa çimen, 6 tane çimen olana kadar ara mesafemiz böyle devam edecek. Evet arkadaşlar, diğer taraftan rengimizi alalım, kırmızı rengimizi alalım. İki renkli yaptığım için arkadaşlar, bir mavi bir kırmızı. Bu ortamızı şimdi kırmızı yapalım. Kırmızı rengimizi tutturalım orta çimenimize. Kırmızı ipimizi bağlantı yaptık. Bu minik kipremizin içine 10 tane uzun uzun ipler alalım. Eşit olmasına dikkat edelim. Altı. Yedi. Sekiz. İki, dört, altı, sekiz. Dokuz. Ve sonuncu kirpiğimizi de yapalım. 10. Evet, ipimizi de keselim bu arada. Daha sonra arkadaşlar, daha sonra bu yandaki çimenimizi, beyaz ipimizi duralım. Beyaz ipimizi tutturalım. Daha sonra arkadaşlar, diğer kipriklerimizden tutturarak başa kadar gelelim. İplerimize dikkat edelim. İplerimiz bazen dönebiliyor. Çok az bir mesafe koyarak iplerimizi tek tek tutturalım. Hata da olabiliyor arkadaşlar. Ben burada baştan bir tanesini almayı unutmuşum. Onu keselim hemen. Tekrar başlayalım. Hata yaptığımız zaman arkadaşlar, kesinlikle geriye dönüş olmuyor ve kesmek gerekiyor. Yine ipimi aynı şekilde tutturalım. Tutturalım. Daha sonra dikkat ederek, şu an ipim benim kıvrılmış, dikkat ederek diğer, gördüğünüz, biraz mesafe koyarak tutturdum ve diğerlerinde bu şekilde çok az mesafe koyarak hepsinin tepesine bu beyaz ipimizden gidelim. Evet. Dediğim gibi aynı şekilde tepelerinden tutturarak gidelim.
Aynı şekilde bitene kadar devam edelim. Sonuncu ipimizi de alalım. Ve yandaki çimeni böyle içinden geçerek arka tarafa dönelim. Şu an döndürdüm. Boyamı döndürdüm ve şu kenarlardan bağlantı yaparak diğer tarafa gideceğiz. Bu anda şu çimenimden tutturdum, bağlantı yaptım. Döndürerek tekrar bu beyaz ipimden diğer tarafa gideceğiz. Aynı şekilde. Evet, bu ipimi iki kez gittim ben. Önce buradan bağlantı yaparak buradan tutturdum çimenimi. Daha sonra çimenimden ipimi geçirerek beyaz ipimle tekrar başa döndüm ve şu an bitti. İpimi keseyim ben. Daha sonra diğer kırmızı rengimizi koyalım. Şimdi diğer kirpiklerimizi yapalım. Bunun üzerine şu bağlantı yerimizin üstünden en son ipimizden ipimizi sabitleyelim. Daha sonra oraya kirpiklerimizi yapalım. Aynı yere yine minik bir kibrik yapalım. Daha sonra tepesine bir düğüm atalım. Aynı yaptığımız yere iğnemizi batalım ipimizle beraber ve kibriklerimizi yapalım. Daha sonra diğerine geçelim. Diğerine geçiş yapalım. Yine aynı şekilde biraz minik kibrik yapalım. Tepesine düğüm atalım. Aynı yere batalım. Yine aynı şekilde. Bu bitene kadar bu işlemi yapalım arkadaşlar. Modülümüz tamamlandı hemen hemen. Son kirpiğimizi de yapalım. 10 tane kirpiğimiz olacak. Bu şekilde yapalım. Sonuncu kirpiğimizi de bitirelim. Bitti. Yelpaze modelimiz bitti. Yapmanızı isterim. Biraz zor dursa da zor değil arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videolardan anında haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Diğer videomuzda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.